Bu arada Ali Bey ile Pınar Hanım buradalar. Biliyorsunuz programımıza başvurmuştu. Aslında Pınar Hanım bize kızını çok uzun zamandır, 22 yıldır kızını göremediği için başvurmuştu. Ama 22 yıldır da ayrı hayatları vardı, boşanamamışlardı. Bir kısa VTR'miz var, konumuzu bir hatırlayalım. Devam edelim sonra. Esra İzmeci umut olmaya, kapanmış dertlere derman olmaya devam ediyor. İster arayın, ister mesaj atın. Bu konuda yardıma ihtiyacım var diyebilirsiniz ve sizlere yardım etmek için burada bekliyoruz efendim. Esra İzmeci'nin yardım elini uzattığı son isim Pınar Dora ve 22 yıl önce ayrılıp bir daha hiç görmediği eşi Ali Dora oldu. Protokoller hazır. Artık yıllar sonra, kaç yıl sonra boşanıyorsunuz? 22. 22 yıl sonra boşanıyorsunuz. Her şey Pınar Dora'nın boşanmak, kızım Esin'e ulaşmak istiyorum demesiyle başlamıştı. Kızım ne olur gel. Senin başka hiçbir şey istemiyorum. Gel benim yanıma. Önce Ali Bey'e ulaştık. Yıllar sonra karı kocayı stüdyoda buluşturduk. Ben sana 10 sene öncesi geldim, yalvarmadın mı? Gel kapına kadar. Gel boşanalım dedim mi demedim mi? Pınar Dora hiç görmedim dediği kızıyla da yine canlı yayında karşı karşıya geldi. Esin, bütün yaptıklarım tamam, için gel. Ben senden özür diliyorum. Tamam özür dilerim. Tamam gel adana ya. Tamam gel. Pınar Dora ve eşi Ali Dora boşanma protokolünü imzalayıp boşanma başvurusunda bulundu. Memnunum. Sabah Çağlayan Adliyesi'ne gittiniz. Gittik. Dilekçeyi verdiniz. Verdik. Allah razı olsun sizlerden. Mutlusunuz. Mutluyuz. Artık onlar için 22 yıllık evliliği bitirme zamanı. Bazen de boşanmak, hep söylediğim bir şey var. Boşanmak, iyi bir boşanma, bir evliliği sürdürmekten çok daha büyük bir başarı olabilir ki sizin zaten evliliğiniz çok uzun zamandır kalmamış. Birbirinizden uzaktasınız. Aynen öyle. 22 yıl geçmiş. Bu arada Pınar Hanım, kızını görebildi mi sen nasıl buraya? Çünkü kızınla görüşemiyordun. Görmedim, o yüzden. İstemedi. İstemiyor da. İstemedi tekrardan kızın görüşmeyi. İstemiyor da görüşmeyi yüz yüze. Ama telefon açıyor. Burada hani buradayken demişti ya, evime gelseyin görüşelim. İstemiyor. Neden? Sonra istemiyorum mu dedi tekrardan. Yok. Sadece telefonlaşıyoruz. Telefon açıyor bazen. O da ben açarsam kendi açmıyor. Ben açarsam konuşuyor. Ben açmazsam zaten konuşmuyor. Sana kırgın gibi hala. Kırgın. Peki senin gözlerin dolu dolu. Bu doluluğun sebebi yarın boşanacak olman mı? Sanki öyle gibi geldi. Alakası. Ha. Şimdi... Ama sen Ali Bey'e bakıp ağladığını gördüm ben. VTR'yi izlerken. Ne olursa olsun. Benim çocuğumun babası. Bir hayat yaşadı. Ne olursa olsun iyi ve kötü. Ya ben de istemedim boşanmayı. Hı hı. Böyle olsun istemezdin. Aslında bir yine de bir bağ hissediyordun aranda. Ne de kötü olsa olsun kızımın babası. Hı hı. İyilikleri de dokundu sana. Ali Bey, senin de gözlerin doldu. Yok, gayet güzel. Gerçi sen şey imam nikahlı evlisin Ali Bey. Aynen öyle. Ali, sana iki kelime söyleyeceğim. Tamam, seni ben boşayacağım. Tamam. Ama insan gibi konuşacağım. Hiç. Burada geldin, konuştum. Tamam. Uyuşturucu bağımlısı dedin. Eyvallah dedim. İftira yaptınız. Ben mi dedim? Bir dakika. Bir dakika dur. Biraz sesini yükselt Pınar'cığım. Eyvallah ha. Dedim her şeye. Ben ailemden şunu gördüm dedim. Sen burada geldin, yalanladın. Bacım gibi arkana aldın, ben attım. Peki. Beni dinle. Benim uyuşturucu içtiğimi gördün mü Ali? Veya hissettin mi Ali? Sana tek kelime, bunu aydınlat tamam. Ben 20... Bak sana Allah için, bak Allah var yukarıda. Bunu... Peki ben sana geldim. Ali, seninle boşanalım dedim. Gelmedin. Doğru mu? Tövbe estağfurullah. Ya arkadaş, ben seni 22 senedir görmedim. Senin uyuşturucu kullanıp kullanmadığını ben bilmiyorum. Niye burada ben... onu söyledin? Kim söyledi? Milletin yaptı. Ben mi söyledim? Ben mi söyledim o? Aç RTL'yi. Kim bahsediyor? E tamam. Şey yapma o yani. O benim yine çocuğumdur. Ne tamam derse da. Desin o benim sen kızımdır. Ki, atamam. Ettin sen adın diyorsun ki bana. Bana diyorsun ki. Benim uyuşturucu kullandığımı sen söylüyorsun diyorsun. Hı. Ben öyle bir şey demedim. Dedim mi? Kızı söyledi aslında. Ha. Demedim. Ben seninle sadece boşanmak için. Sen çağırdın. Ben de geldim boşanmak için. 22 senedir yer
gökte ararken tamam, yerde buldum. Tamam, boşanacağız. Benim hayatım ne olacak Ali? Hayatımı karattınız. 22 sene, 22 senedir hayat... Karattınız hayatımı, ailemle sen karattın tamam hayatımı. Tamam da senin 22 sene, 22 senedir nasıl hayat yaşıyordun? Şimdi de yaşa. Ben nasıl 22 senedir boş geçirdi, 15 sene sonra evlendim. Benim bir kurulu düzenim var. Senin de olsun. Sen de mutlu ol. Ama ben mutlu olamıyorum işte. Sen de mutlu ol. Ben olamıyorum. Niye olamıyorsun sebep? Olamıyorum. Sebebini söyle. Ben mutlu olamıyorum. Ya sebep söylesene de ki bundan çünkü, dolayı mutlu olamıyorum de. Çünkü neden mutlu olamıyorum? He söyle bakalım. Benim kızım tamam ben arasam anne diyor. Anne bile demiyor. Aba ben ne diyor. Yapayım şimdi? Aba diyor. Ben ne yapayım yani? Ben ne yapayım? Söyle. Neden yaptınız Ali bunu? Ben ne yaptım? Emanet verdim o çocuğu sana. Dedim Ali emanet. Demedin mi anan? Tamam da. Boşan tamam demedin mi? Bir dakika önce... dur beni dinle bir. Ana ne dedi mahkemede? Bana ver emanet dedi. Ben büyüteyim dedi. Yine senin kızındır dedi. Geldin mi? Gelmedim Ali. Kaç kere geldin? Kaç kere geldin? Kaç kere geldin? Çocuk kaç yaşındaydı? Kaç yaşındaydı? Kaç çocuk evlenene kadar yolunu bekledi. Bir dakika her neyse. Geldim veya gelmedim. Neden düşman ettiniz bana? Sen kendi kendine düşman ettin. Sana arayıp sormadıktan sonra. Bu ölü müdür, diri midir, hasta mıdır, ya, yaralı mıdır, öksüz müdür? Gelip sormadı kapısına. Biz sana ne dedik o zaman adliyede? Çocuğun velayetini veriyorsan gelir görürsün. Anasıdır, babasıdır. Hakim bile bana kızıştı. Sen dedi nasıl karışabilin dedi. Hukuk benim dedi. Anası gelir de görür de. Evet. Ama bilal, sen gelmedin. Şimdi bu arada söyleyeyim izleyicilerim. Yarın sabah 10'da duruşmaları var. 10.25'te. 10.45. 10.25. 10.25'te boşanıyorsunuz. Ama benim şartım var. Aa. Neymiş? Ne şartın? Söyle şartın neymiş hanımefendi? 10 milyar para vereceğim ben sana boşanacağım. 10 milyar para vereceğim. Evet Ali'ciğim. 10 bin TL istiyorsun. Sen nasıl beni kızımla düşman ettin Ali? Sağda bunu boşamayacağım Ali. Veriyor musun? O zaman sen buraya Ali, şöhret olmaya mı çıktın? Beni dinle. Benim param yok oğlum. Param yoksa sürüneceksin Ali. Benim param yok. Sen beni nasıl kızıma düşman ettin Ali? Ben de sana ya get hadi get. Kendi şeyine bak. 10 bin TL boşan istiyor aslında. 10 bin TL'yi ne için istiyorsun? Yani o para bir anlamı mı var senin için? Çektiklerim için. Ben de çektirdim. Acıların için. Ben de çektirdim. Niye o zaman ilk geldiğin anan gün? Anan çektirdi. Şş, senden bana, anan beni dinle, çektirdi. Beni, anan. Beni dinle. Sabahtan beri sen konuşun. O ilk geldiğin zaman, geçen ay ilk stüdyoya katıldığın zaman niye 10 milyon istemedin? Başta 100 niye milyon söylemedin? Istemedin? Başta niye he? Söylemedin Pınar? Şimdi niye burada şeye çıkarıyorsun? Amacın ne yani? Veriyor mu? Benim yok oğlum 10 bin lira. Bir delikli kuruşum param bile yok. Rabbim selamet versin. 10 bin TL'niz yok mu Ali Bey? Ya adam gibi çalışmıyorum ki. Nasıl? Gün vurup gün yiyorum. Bacın ha. Almanya'da ya. Bana ne ondan ya? Birikiminiz evet, yok mu? Yok. Günlük kazancım var. Yapayım ayağın. Günlük kazancım var. Ayağın, nasıl? Ayağın göl başı Pınar olsun Ali. Ya ne olursa olsun senin sürün de göz yaşın olsun. Sürün Ali. Peki ben Pınar belki zaten. Başta söyleseydin biriktirirdi Ali Bey. Sen 22 senedir kaçıyorsun göçüyorsun şimdi kalkmışsın bana. Geçen ay çağırmışsın. Geçen ay 10 milyardan bahsetmiyordun. 100 milyardan bahsetmiyordun. Şimdi mi aklın başına geldi? Benim param yok oğlum. Paran yoksa boşanmayacaksın Ali. O öyle. Zaman adam gibi insan olsaydın, avrat olsaydın. Çocuğunu doğurduğun gibi bakardın, büyütürdün, gelin ederdin. Sen adam değilsin ki. Öyle. He, adam olsaydın çocuğunu besler, büyütür, o zaman gelin sen, ederdin. Sen de adam olaydın, ananı ağzını tutardın. Lan gel. Niye evet. Bak bu avrat da yanımda. Bu, aynı şekilde yaşıyorum. İmam nikahlı eşi var he. Ali Bey'in. Niye kadın şey yapıyor? Kadın benim biberime geliyor. Darımı soyuyor. Neyinizi nohutunu soyuyor? Darı. Haşlanmış darı satıyorum ha, yazın. Darınızı soyuyor. He. Ha. Biber dönemi biberden koşuyor yardım Ali, ediyor. Sen ne yaptın yani bugüne uzun kadar? Uzun lafı kısası. Veriyor mu o milyar? Yok dedim. Rabbim selamet versin. Sen güle bunun için mi geldin yani? Güle para güle. İçin mi geldin hayda. Buraya? Ali, gel. Boşamayacağım Ali. Boşanmayacaksan niye bugünün Ali. Postunu göstermeye mi geldin? Ömür boyu süreneceksin sen Ali. Boşanmayacaksan buraya zevkine mi geldin yani? Şöhret olmaya mı geldin? Artistik mi yapacaksın yani? Boşanmıyorum Ali'ciğim. Yarın bir dakika. Yarın 10.25'te duruşma var. Nasıl olacak? Boşanmıyorum Ali. Pınar sen doğruyu söyle. Sen aslında boşanmak mı istemiyorsun? Bak vallahi ağlıyorsun ama bir yandan. Doğruyu söyle. Bir yandan ağlıyorsun. Sen bu adamı seviyor musun hala?
Seviyor musun hala? Çünkü ben bakışını da gördüm burada BTR'de. Alakası yok. Ama çok derin. Alakası yok. İstiyor musun? Allah. Hayır. Yani sen kendine parasız kaldın. Bunlara mı güvendin? Bu ekibe. Acaba bu çalışanlara. O alakası yok. He? Sen biliyorsun benim param olmadığını. He? Evet. Ama bir şey söyleyecek. Mahkeme harcını yatırdık. Protokolü biz yaptık. Hani yani bu kadar şeyi yaptık. Parayı da biz veremeyiz yani. Alakası yok sizin, alakası yok. Bizden mi istiyorsun Pınar Hanım? Bence Pınar acaba şaka mı yapıyor? Vallahi değil. Hani acaba son bir şaka mı yapayım, yarın boşanıyoruz diyor. Ha? Tövbe estağfurullah. Şaka mı bu? Sabır Muhammed. Deli dedik ben ya. Peki hayır, belki bir orta yolu 5000 vereyim bari deyin. Param yok, yok ablacığım, param yok. Bir 5000 birikmiştir canım bunca yıldır. Ya kendi boğazımıza günübirlik kazanan adam ne olacak? Hayat şartları pahalı. Şimdi bak kızın attığımızda. Ali Bey, bakalım belki de o verin der. Kızını. Ben kimseden ne bacımdan ne kızımdan yardım istemem. Bakalım. Ben kendi emeğimi Esin yaparım. Esin Hanım. Alo, merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi yarın biliyorsunuz boşanma davaları var Pınar'la Ali Bey'in. Evet. Şimdi ama Pınar Hanım şimdi dedi ki ben 10.000 TL istiyorum. Ne için istiyor 10.000 TL'yi, boşanmak için mi? Evet, bu kadar yılın emeğine. Hangi emek? Pınar Hanım cevap nasıl verin. Nasıl hangi emek? Hangi emek? Doğru nasıl söyleyeyim. Hangi emek? Emeğini söyle. Yaptığın emeğini söyle. Bunu söyle. Çektiğim acılara sen da... Bir saniye, sen programa çıktın, kızım beni aramıyor, beni sormuyor. Ben gel. Sen kendin gelmedin gene. Hala hayal kaç defa? Esin beni kaç defa aradın sen? Arada bir aramadım, aradım ama sen kaç defa aradın, kaç defa? Ben ararsam konuşuyorum, ben aramazsam arıyor mu kızım? Ben sana abla mı dedim? Ben sana ne zaman abla dedim peki? Esin dediği lafı yine inkar etme kızım bak. Ya inkar edersin bak, 200 lira yapma gerçekten. Sen programdan ayrıldın, ikisi sonra bana dünyanın sıfırını ettin. Sonra bir daha aradın, bir daha küfrettin. Öyle sonra mi? Özledim, kızım dedim, ben hastayım dedim, tamam dedim. Onu gene sustum, gene aradım, özür diledim, gene küfür ettin. Benimle böyle dalga geçer gibi konuşuyor. Doğru mu Pınar? Hakaret mi ettin kızına? Alakası yok, alakası yok. Yalan söyleme bak şimdi. Mesajların hepsi elinde, ettiğin küfürler hep duruyor elinde. Niye küfür, niye hakaret ettin sen Pınar? Küfür ettin kızına? Neden? Bunu da mı ben öğretmedim? Ali. Bana küfür et, programdan ayrıldı, bana küfür ediyor. Hem de dünyanın küfürünü, gene sustum. Hayır, neden? Kes, neden kes, böyle kes, bir şey yapıyor? Karazın ne? Çocuktan ne istiyorsun? Pınar söyle, ne sebep? Ali, onun uzun lafın kısası. Veriyor mu babam? Yok param dedim sana. Boşanmıyorum, eyvallah. İçin rast geldi. Bak bak, dinle, telefonu dinle, telefonu. Boşanmıyorum. Telefonu dinle. Hayır, gel kızınla konuş, gel. Duyuyor mu beni? Şu an duyuyor aslında, orada oturuyor. Duyuyor ben seni. Ben babama boşver, ben sana paranı veririm, tamam mı? Bak Esin diyor ki ben vereceğim 10.000 TL'yi. Tamam, yarın göndersin, ben de babanı boşayayım buradan. Güzel babanı. Ben boşa babamı vermem. Tamam. Yarın boşa. Gönder babanı, boşayacağım ben. Tamam sen boşa, ben vereceğim sana parayı. Yok yok, sen gönder, ben boşayacağım, söz. Peki Esin gönderse kabul ediyor musun Pınar Hanım? Göndersin, kabul ediyorum. Hı. Sen gönderiyorsun. Allah. Senin şimdi ağzımı bozuyor. Esin Hanım. Alo. Siz gönderirseniz boşanacakmış yarın saat 10'da. Boşansın, tamam vereceğim dedim. Boşansın. Ama diyor ki boşanmadan önce almadan boşanmam diyor. Ben o kadının hiçbir haline, hiçbir şekle güvenmiyorum. Ben o kadının yalan etti. Parayı alır. Esin Hanım'a gönder parayı. Sen boşan, tamam sen boşan. Sen gönder, ben boşanacağım. Tamam sen boşan. Sen gönder, sen boşan, ben öyle göndereceğim sen diyor. Beni sinirlendiriyorsun. Gönder baban, ben boşayacağım babanı, hadi. Lan sen beni duyuyor musun? Bak beni çok sabrımı zorluyorsun Pınar'a. Tamam sen gönder, ben boşayacağım babanı diyor. Tamam boşan, babamı vereceğim lan paranı, ne konuşuyorsun sen, kimsin? Şimdi annenle öyle konuşma o kadar da Esin.
Yani o ne annelik yapmış Esra Hanım ya. Beni araya da küre... Sen ne evlatlık yaptın kız? Ne evlatlık yaptın bana? Lan bu evi bırakarsan... Sen ne evlatlık yaptın kızım bana? Bu masrafını yaptın lan ben. Ne evlatlık yaptın? Ne masrafı seni yaptın? Seni koydum, sen de yaranmadın. Sen gene kaçtın, kaçtın gittin. Sus, benim ağzımı bozdurma şimdi ha. Kızgınsın. Sana boşanma lan. Sana 1 lira bile vermeyeceğim hadi. Esin. Arama bir daha da. Esin. Sen niye annene en çok kızgınsın? Ya ne yaptığını bilmiyor ya. Ne konuştuğunu bile ne yaptığını diyor ya. Beni arıyor. Küfür ediyor. Sonra ertesi gün arıyor. Diyor ki ya kızım hastayım, beni affet. Tamam diyor. Sonra bir daha arıyor. Sonra diyor ki babanla boşanacağım kızım. Sonra ben bir de boşanmayacağım diyor. Sonra boşanacağım diyor. Çocuk oynayacağım. Bu salak mı var karşısında? Sen ne yaptığını bilmiyor ya. Bir soralım Pınar. Sen sonradan 10.000 TL istemek nereden aklına geldi? Ne oldu da aklıma böyle? Aklıma geldi işte. Ne oldu da böyle düşündün? Yani bir şekilde bunu bir... Ya ben kolay kolay bunu boşayacağım. Kolay kolay. Ben bütün çektiğim acıları unutacağım, bunu boşayacağım. Yani, avradıyla mesut olacak. Öyle. Öyle. Yani diyor şu anki hayatıyla bana hiçbir bedel ödemeyecek mi diyorsun? Yani. Millet 50, bir dakika 30-40 milyar 50 milyar istiyor. Ben 10 milyar istemişim çok mu ya? Ya 10 milyar der 10 kuruş gene vermem oğlum. Sen avrat oldun mu? He? Avrat olmak ne demek ya? Avrat oldun mu sen? Sen adam oldun mu? Avrat olsaydın, kadın olsaydın çocuğunu doğurmuşsun. Bakar, besletir, büyütür, evlendirirdin. Sen öyle bir yeteneğin yok. Ben sana ne derim? Sen adam oldun mu? Ben adamım oğlum. Adam bak, sen aldığım gibi... Sana bakıyorum, bak ikincisine de bakıyorum. O da atmıyor beni. Biberime gidiyor. Tamam. Nohutumu sattırıyor. Nikahsız ne zamana kadar duracak avrat bey? Durur, 15 sene durduktan sonra bir 15 daha durur. Evin içinde durduğunuz, evli kaldığınız dönem oldu. Ne kadar Ali Bey? Ablacığım sana söyledim ya. Ne kadar, bir söyle yine. 99'da 28 Aralık'ta... Düğün yaptım. Kasım. Evet. Kasım 28, 99. Mart'ın 28'i hamilelik, 2000. Evet. Aralık'ın 28'i Esin'in dünyaya gelmesi, 2000. Hı hı. Hesaplayın, 8 ay. 8 ay evli kaldınız. Aynen. Aynı evli çocuk, çocuk doğduktan sonra çocuğu bıraktı. Ailesi de geldi, kardeşi geldi, eniştesi siz geldi. Siz 8 ay evli kaldınız şey miydi siz? Evlenmeden önce mi hamile kaldınız? 8 ay değil de 13 ay olmuş bak. 28 bak, Kasım'da evlenmiş. 28 Kasım'da 99. Tamam evet. 2000'de de gitmiş. 2000'in tam 13 Mart, ay. Mart. 28'de mı? Hamilelik dönemi. Aralık'ın 28'inde doğumu. Doğum işte. Tam yani bir sene. Bir yıl bir ay. Bir sene kaldınız. Evet. Yani aslında sen... Bir sene evli kalmışsın Pınar. Yani evliliğin gerçek anlamındaki evlilik. Tamam resmi nikahınız devam ediyor 22 yıldır ama aynı evin içinde bir sene yaşadınız. Çocuk doğdu. Çocuk doğduktan sonra annesi de geldi. Eniştesi de geldi. Bacısı da geldi. Abisi de geldi. Babam rahmetli. Bunu da aldı karşısına. Dedi ki o zaman. Senin anan sana ne dedi? Söyle dedi. Bu da dedi ki baba dedi benim anam beni kötü yola sevk ediyor dedi o zaman. Kendi ağzıyla söylemişti. Şimdi evet, de kalktı. Sözümün arkasındayım aynı kelimeyi. Tamam sözünün arkasındasın da. Şimdi niye 10 milyardan bahsediyorsun? He? Çocuğu doğurduysan çocuğu büyütecektin, okutacaktın, evlendirecektin, torununu da görecektin. Adam olaydın. Oğlum nasıl adam olaydın? Ama en eteğinin aklına... Peki adam olaydı ne demek yani? Neyi yapmadı? Eteğinin arkasına saklanmayacaktın anacığının. Lan git. Ben gel aynıyım oğlum. Ben gel aynıyım. Bakmayacaksan ben bu avrada da bakmazdım ha. Arkandaki arabada. Bir dakika annesinin eteğinin altına nasıl sığındı? Ne yaptı yani? Ne demek istiyorsun yani? Çalışmadı. Anası bakıyordu. Şimdi niye çalışıyorum? 15 yaşında çocuk oldu. Gökten mi indi bu çocuk? Bak bu kadın da doğurdu. Büyüttü. Hangi kızdı? Hangi 15 yaşında kızın oldu? Şimdiki? Kızı var 15 yaşında. Senin avrat yanında getirmedin mi o kızı? Sen der misin?
Senin 15 yaşında kızın var şimdi hala. Var tabi. Sen doğru, büyüttü, okuttu, adam etti. Senin gibi değil, bırakıp gitmek. Kimlikleri kimin üstüne Ali Bey? Herkesin anası ayrı ayrı. Nasıl? Herkesin anası ayrı ayrı. Nasıl anası ayrı ayrı? Allah Allah. Esininki buna ait. Hı-hı. Pınar Doğra. Bununki de Suzan. Evet. Babası benim. Evet. Babalar bir. Hı-hı. Analar ayrı. Ama daha nikahım bende. Nasıl oluyor anası oluyor? Ya anne sen devlet ya. Misin hukuk musun oğlum? Sen anca paraya tapmışsın. Benim sana şeyim olsun. Geri git. Aptal. O da parasız aptal. Dilenci. Git benim dilenci. Şeyim olsun. Git sana. Oğlum cami önünde dilen 10 milyar toplarsın. Ama dilencilik değil. Toplarsan. Evlendim hakkımı istiyorum diyor. Söyle Filiz Hanım. Aynen abi. Kıyıda köşede bir 10 bin lira abla, vardır. Yok, mutlaka yok, vardır. Bir an önce yani sana eş olmamış, kadın ya, olmamış. Ya ablacığım bu 10 milyarda. Bir an önce bak, bak, önce sözünü kurtul. Kestim. Bak sözünü kestim senin. Özür diliyorum. Ben buna 10 milyarda 100 milyarda versem bu gene... Parayı bırak yallah yol alıp gidecek. Ama daha büyük şeyler yalan başını açar, tazminat ister vesaire vesaire uzatır. Hayır Ali Bey, 10 bini alınca boşanmaz mı? Boşanmaz. Diyorsun? Bak benim kız da ne? Bana güvenmiyor bak, bana güvenmiyorsan buna teslim. Ben buna da güvenirim, buna da güvenirim, buradaki tamam, ablalara da güvenirim. Boşandık şu güvenlikçi kardeşe de güvenirim. Kameraman arkasında durana da güvenirim. Filmi stüdyoya çekene de güvenirim. Mahkemeden sonra alacağım ben parayı, hadi. Mahkemede getir, beraber çıkak. Tamam. Çıktığımız zaman avukat bey de burada. Benim kız telefon edecek, avukat beye talimat verecek, parasını gönderecek avukat beye, avukat bey de Esra Hanım'a teslim edecek. O zaman edecek. Verecek misiniz? Ben, neyi? 10 bin TL'yi. Bu imza gelsin hukukun önüne. Yani boşanırsa vereceğim diyor. Siz de şahit hukukun olur önüne gelsin. Tamam boşanacağım, vereceğim. Adaletin bir önüne dakika, çıksın. Vereceğine dair siz de şahit olursanız. Vereyim oğlum, ben bunu buluştururum ama sen adam ol. Gel hakimin karşısına. Erkek sen, erkek mi kadınsan? Ben sapına erkek kadar. Erkek değil canım. Ben, erkek gibi kadınsan. Ben sapına kadar kadınım yani. Geçen ay konuşuyordun böyle böyle. Niye şimdi kıvırıyorsun? Tazminat açmadım ha şükür etsin. Lan tazminat açsan ne olacak oğlum? Neyin var? Ama Ali Bey belki ihtiyacı vardır Pınar Hanım'ın ya. İhtiyacı mı vardı? İhtiyacımdan değil yanımda bak. Dururdu. Allah'ım Allah olmasın. Kur'an'la çarpsın. Ondan götüreceğim. Camiye bağışlayacağım. Bağışlamazsan sen camiye Allah bağışın. Canmazsın. Ya yavrum. Sana var ya ne için biliyor musun? İbret alemi için o alıyor mu parayı? Sen boş ver. İhtiyacımdan beni değil. Beni dinle beni. Adam gibi İhtiyacımdan adam değil. Ha. Bak adam... bak Pınar. En sevdiğin kişi hatta. Kim? Ali Bey'in annesi. Alo. Eski kayınvaliden. Hatice Hanım. Efendim. Bakın Pınar Hanım sizinle ilgili bir şeyler söyledi. Yıllar sonra sizle konuşmak istiyor. Söylesin, söylesin. Ha, söyle Pınar. Evet, evet. Ana ne yapıyorsun? İyisin. Anlatıyorum. İyiyim valla. Sen ne yapıyorsun? İyiyim annem. Ne var ne yok? İyi, güzel. Kendisi hatını duydu, daha güzel oldu. Oo, ne güzel birbirlerini seviyorlar. Ya Allah'ını seversen bunu konuşturmayın. Kapat! Aa, dur ya! Annene niye kızıyorsun? Efendim? Kapat telefonu bu salakla konuşun. Salakını sormaya mı geldin? Niye annene niye kızıyorsun? Ne güzel konuşuyorlar da. Bana niye kızıyorsun ki ne? Ha? Kapat gelinin 10 milyar acıkmış. Canım bile benimle gördün mü Ali canım? A valla Ali Bey'e bir kızgın herhalde anne. Senin anne sana kızgın. Ben diyorum ki ben 10 milyar boşayım diyorum. Ne 10 milyarı kızım? 10 bin lira istiyor Pınar boşanmak için. Parası yok, bu şey yapıyor, neyini alacak? 10 bin lira istiyor. İşi gücü yok diyor. Siz mi bakıyorsunuz Ali Bey'e? Sen biliyordun yoksa daha ne şey diyorsun? O zaman niye bıraktın gittin ha? Evine ayrıldın. Orada durdun ettin, niye çektin gittin o bacının lafıyla? Ha? Sen diyorsun ki bacım kötü durumdadır. Bir tek babası bizi tutuyordu. Ne diyorsun Pınar?
Niye bıraktın gittin o zaman diyor eski yani kayınvaliden hala aslında. Sizin yaptıklarınız ne olacak yani? Pınar kendi de iyiydi. O da ablasına uymasaydı Pınar iyiydi. Pınar iyiydi diyorsunuz. İyi mi gelin miydi Pınar? İyiydi, güzeldi. Daha 18 yaşında gelin aldık. Ama Hatice Hanım, Pınar bize buraya geldiğinde sizin ona yemek vermediğinizi, kapattığınızı falan odaları anlatmıştı. Hepsi yalan. Hatırlıyor musun? Yine senin evine ayrıldımsa oğlan çalışıyordu, ekmek parasını da çıkarıyordu, hepsini yatıyordu. Niye gitti o zaman Pınar? Hepsini, hepsini yalanlıyorsun anne. Helal olsun vallahi size. Gerçekten helal olsun. Ya bu dünya, bak bu dünya bir de altı var yani. Bir şey demiyorum. Kaç sene? Rabbime havale ediyor. Gelmedi. Şimdi gitti oralarda. Ne işine zorundu oralara gittiniz? Boşanmak için geldiler. Gelmedin, mahkemeye gelmedi. Hatice Hanım, boşanmak için efendim geldiler. Burada protokol imzaladık. Yarın da saat 10.20'de davaları, duruşmaları var. Böylece boşanacaklar evet inşallah. Ama bugün geldi Pınar Hanım, dedi ki ben 10.000 TL almadan boşanmam dedi. Vallahi onu şey, efendim niye öyle bir şey istemedin? Parası yok, yine versin oğlan. Parası yok. Olsa versin. Hem de niye versin? Öyle halim var, gel kocanı geri al. Kocanı geri al mı? Sizin gelininiz var, nasıl? İstemem abi. Üstüne para vereceksin, yine almam. Üstüne para vereceksin. Ben yine almam bunu. Aman kurban olayım. Ana. Bir şey söyleyeceğim Hatice Hanım. Zaten Ali Bey'in imam nikahlı bir eşi var. Şu an siz de tanıyorsunuz. Sizin geliniz var. Efendim? Sizin Ali Bey'in imam nikahlı eşi var şu an. Nasıl gelip kocasını geri alacak? İşte daha öyle diyorum yani. Ha gelip eşi bir odaya aynı onun gibi geldi, eşi evi ayırmış ya, bir odada bir mutfakta duruyor. Eşi de öyle görünce eşi de öyle orada duruyor. Eşi yanında mı? Benim kadrım çekmedi, kaynana olarak kimse bana bakmadı. Ben kendi kendime bakıyorum. Ha siz yani bir kayın... Ben sana hiç mi bakmadım ana? Ne zaman baktın? Ya. Hemen ayrılmak istedin. Peki ben baraban durduk ve ondan sonra ayrıldın. O kapıyı... Pınar kayınvaliden sana ne yapmıştı evlilikte? Suyunu çektik. Neymiş, evim ayır. Evini de ayırdık. Gene o ablasının lafıyla gidiyordu, gene gidiyordu. Hatice Hanım bir saniye. Ben evi ayır demedim bak, kendin ayırdın evi. Sonra sofraya oturtturmadın. Bak bunlar doğru konuşun. Vallahi bak bu dünya yarın aklı. Doğru, hepsi doğrudur. Sen kendin istedin. Öyle olmasaydı, anlaşılı olsaydın benim evim gider yukarıda iki kat yapardın, ben de sana yardım ederdim. Çıkardın yukarıya, o bir odaya niye çekildin? Artık geçmişe sana kalmış bu. Ya sen ne diyorsun, kapat çıkana bana. Neymiş ayrı bir kapat lan! Niye annene kızıyorsun? Konuşmasını bilmiyorum. O biraz şey, ne? Eskiye dönük, psikolojisi bozuk. Hmm. Buna da şey yapmıyor, ona da. Sen kapat, konuşmayı bilmiyorsun. Evini doğruyu bilmiyor. Ben karışmam oğlan. O zaman ya, kapat konuşma. Anne öyle konuşulmaz ki Ali Bey. Niye bağırıyorsunuz yani kadına? Bu benden para istiyor, ben para vermiyorum. İsterse boşasın, isterse boşamasın. 15 sene, 20 sene geçmiş. Bir 20 sene daha geçsin. Ne elimden şapayak? He? Kendini şöyle etmek için mi buraya uğraştın? Ali Bey siz neye çok sinirlendiniz? Ben bunun hareketine sinirlendim. Oğlum gereksiz yere konuşuyor. Geçmişi hatırlatıyor o da. Daha geçmişi... bak, daha karım benim bak. O değil. Ya ne olur sana oğlum. Daha karım benim şimdi bak. Şimdi bu arada da. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Siz imam nikahlı evlisiniz. Şimdi ben ne diyeceğimi de şaşırdım. Şimdi doğru olan aslında resmi nikahlı eşiniz Pınar. Siz evlisiniz diyoruz ama şu an. Siz imam nikahlı evlisiniz. Tamam ben kabul ediyorum. Ne? Pınar da diyor ki aslında şu an karısı benim diyor. O da haklı. Ben onu Türkiye Cumhuriyeti kabul etsin. Ben kabul etmiyorum. Ama ben de seni çok seviyordum. Ben kabul aşkımdan etmiyorum. Aşkımdan ölüyordum. Geçen ay geldi, boşanmak için davet etti. Protokol da imzaladık. Evet. Niye şimdi kıvırıyor? He? Kıvır. Param yok oğlum 10 milyar. Kıvırttıranlar sağ olsun. Parasız kalmışsın oğlum. Vereceğim. Kuzu. O zaman kuzu vereceğim. Vermiyorum. Kuzu. Vermiyorum. Kuzu vereceğim canım. Vermiyorum. Sen atarsan imzayı o zaman. Bak. İmza atarsa verecek misiniz Ali Bey? Veririz. Ali Bey aslında o dönem boşansaydı nafaka da alabilirdi sizden. Kendi gelmedi.
Kendi gelmedi, kaçtı. Nafaka da alabilirdim. Tebligatlar var. Giden tebligatlar var. Gazetede fotoğrafım var. Nedir, neredeydi? Ali, uzun lafı kusası bak. Uzun uzun vereceksin o parayı. Ama öyle anla böyle. Ben vermiyorum. Sen de belki buraya, şu ekrana para için gelmişsin. Parasız kalmışsın ya. Parasız kalmışsın. Sen demek ki gururunu, kadınlık gururunu para için satmaya devam ediyorsun. Ben bir şey soracağım. Bir dakika bakalım, bizi ortadan soralım. Sizce Ali Bey Pınar Hanım'a 10.000 TL'yi vermeli mi? Yani fikrinizi, tabii ki hukuki olarak insanların fikri ayrı ama ben sizin ne düşündüğünüzü düşünüyorum. Ayşe Hanım. Vermesin derim. Yani vermesin. 22 senedir, 23 senedir kendi hayatını yaşamış, ne çocuğunu aramış sormuş. Bizler de anneyiz. Ben 36 yaşında oğlumun daha arkasındayım. Sen biliyor musun aramadığımı? Bugün bile. Aramamışsın, o belli oluyor. Gördün mü kızını? Kızının söylemlerinden de belli oluyor neler söylediği. Mesajlar yazmışsın, küfürler etmişsin. Kız yalan söylemiyor ki. Aramamışsın. Doğurmak bir şey değil yani, bakmak önemli. Benim için bakan annedir. Ali, bak. Doğurmak hiçbir şey değil. Ben orayı dinle. Yanımdan soracağım. Abla konuşur, ablayı dinle. Yanımdan soracağım. Abla olacak yaşta değil canım. Bir dakika dur. Abla istersen 10 yaşında olsun. Esra Hanım, bir şey diyebilir miyim? Evet. Yarın son şansın. Yarın geldi geldi. Gelmedi para. Bir daha benim güne görürsün. Ne boşanırsın. Bir bakalım diğerlerine. Kadriye Hanım, siz de söyleyin. Siz şu anladın mı? Yarın, yarın son şansın bak. Ben sana söyleyeyim. Geçen ay diyordun ki uçarım, göçerim, beni boşatamadın lan. He? Uçarım, göçerim diyordun. Boşan lan beni diyordun. Bence 10 milyonu vermelisin, gönder. Param yok şey. Ablacığım, kusura bakma. Bunu buluşturup vermelisin ki onu göndermesin. Niye kiralık daire mi alıyorum ben? Kiralık daire mi almışım abla? Kiralık daire almıyorsun ama orada bir eş, ilk eşi seni seviyor. Avratlık yapsaydı, çocuğunu bakıp büyütseydi. Senin adam olaydı da büyüteydin kuzum. Ben büyüttüm oğlum, büyüttüm. Evlendirdim. Ne zaman? Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Söyle bana. Bağırmadan konuş. Çocuğun götürün. Ben bağırıyor muyum sana? Bağırmadan konuş. Adamı. Bağırmadan konuş. Buraya çıkmışım para istemeye, aptal. Kuzu kuzu vereceğim. Evet. Zamanında eğer ki boşanmış olsaydı senden nafaka alırdı. Gelseydi. Tamam, gelmemiş, orada hata yapmış. Yine boşansam yine alırım nafakayı. Bir saniye Pınar Hanım. Nasıl alacaksın? Söyle Pınar bakayım. Hanım, bir saniye. Kuzu kuzu vereceğim. Sonuçta size bir tane evlat tamam. vermiş. Bir evet, tane doğurmuş, tamam. bir tane evlat tamam. vermiş. Sonuçta bir sene emek vermiş size. Bunun hakkı çok bir para değil, 10 bin lira. Elinizin tamam kiri bence. Abi. Onu verebilirsiniz. Verin Pınar Hanım'a. O da yoluna baksın. Kendisi imzasını atsın. Atsın. Ben 10 bin lirayı gene bulurum. Bir dakika, bir dakika. Buraya gelip ben de... bir şey diyeceğim, bir dakika, bir dakika. Bana güvenmiyor mu? Güvenmiyorum. Bak, Esra, bak. Ben buna bak. Bir dakika dur, Esra Hanım'a ver. Ben mahkemeden sonra alayım. Ben Esra bana Hanım'a şimdi veririm. Diyor ki bana şimdi parayı ver, ben ona boşandıktan sonra sen vereceğim. Yarın, yarın gel mahkemeye. Buradaki çalışan elemanlardan biri de gelsin yanımıza. Elemanların senet huzurunda. Senet ver o zaman. He? Bana açık senet ver o zaman. Senet. Açık. Senet. Hadi senet imzalayacağım. Ne alıyorsun tamam, oğlum? Kabul edeceğim. Senet eşya imzala, mı alıyorum lan? Senet imzala, ben de atacağım. Ben boşanacağım senden. Hadi senet ver. Senet sen ver. Bana güvenmiyorsun. Ben de sana hiç güvenmiyorum. Ben sana güvenmiyorum değil. Ben sen, de sana güvenmiyorum. Sen kendin de çıktın. Bak, uzun lafın kısası. Şuradan çıkarsan yarın bir daha beni ne görürsün ne boşanırsın, öyle de kalırsın. Sen kendin şöhret şeye gelmişsin buraya. Tamam canım. Kuzu kuzu vereceğim bak. Hadi peki şunu benim. Soracağım. Hüseyin Bey, size soru soracağım. Evet. Eğer şimdi Pınar istese evet. nafaka, tazminat alabilir mi? Alamaz. Vallahi şimdi şöyle anlatayım. Ben alamaz. Büyük ihtimalle alamaz. Çünkü alamaz. Şöyle ki Pınar Hanım'ın kendi bir hayat şeyi var. Ve burada da yayında da geçen bu tartışıldı. Pınar Hanım da zaten kendisi tek ayakta durmuyor. Birçok ilişki yaşamaya devam ediyor. Nafaka hususuna gelince zaten kendi hayatını idame ettirecek gelir şeyine sahip. Şimdi ancak şunu ben söylemek istiyorum. Yani bir hukukçu kimliğinden ziyade onu mahkemeler karar verecektir ama şimdi Allah insanı iyi insanlarla karşılaştırsın. Gerçekten bazı insanların öyle bir imtihanı oluyor ki bu imtihan gerçekten çok zorlu bir imtihan. Ali Bey'e gerçekten sabrı dolayısıyla sabrı dolayısıyla takdir ediyorum kendisini. Yani Pınar Hanım'ın istekleri aile hukukuna değil ticaret hukukuna ilişkin istekler. Şurada görüldü ki bu evliliği, boşanma pazarlıkları sırasında, boşanma pazarlığı diyoruz.
Ya kızına zaten kötü davranmış. Onu bile kötü yola düşürecek hareketler için tevessül etmiş bir insan. Bu kızının beyanlarıyla kendi kız kardeşini, yani Pınar Hanım'ın kız kardeşini beyanlarıyla da sabit. Hal böyleyken yani şimdi gelip... Pınar Hanım onu kabul etmiyor. Tabii ya öyle Pınar Hanım kabul etmiyor da şimdi şu hayatın bir de şöyle olağan akışı var. Bir insanın anlattıklarıyla... Peki sen benim yaşadıklarımı biliyor musun? Anlattıklara, yaptıklarına bakarsınız ve şahit beyanında bir şey var. Bir insanın kendi öz kız kardeşi artık kendi aleyhine beyanda bulunuyorsa bu şahitle itibar ederiz biz. İspatın var mı kardeşim? İspatı şahit. İşte kız, kız kardeşiniz ve yazdığınız mesajlar var. Ses kaydım var. Ali Bey, sana da sözüm şu. Gerçekten bu parayı garanti altına alacak bir yere. Gerçi bir musibetten kurtulmak için bazen ödediğin zararlara bakmaman gerekir. O 10 bin lirayı versen ben bir an önce kurtuluyor. 10 bin lirayı veririm de. Hayatım boyunca bir daha da günahı veririm. Verdim de verir. Bana güveniyorsun. Kadına teslim et diyorum. Ben sana diyorum ki gelirsin at diye burada Ali, avukat ver. Beni bir dakika dinle ya. Çıldırtma lan. Bana bağırma bak. Bana bağırma. Adam gibi konuş, adam gibi otur. Ben adam gibi konuşuyorum. Sen sus. Senin bana itimatın yoksa getirir parayı veririm. Ben de onu diyorum. Hukuka gideceksin. Bunlardan birini alırım yarma. Bunların huzurunda birini alırım. O parayla evet. Bunu buluşturup Esra Hanım'a Hüseyin Bey'e teslim ederim. Ali Bey, sabah peki, zaten dakika, size bir dakika. Bir saniye ben sözümü bitireyim. Sabah siz zaten götüreceğiz biz mahkemeye. Götürdüğümüz sırada siz parayı bize teslim edersiniz. Pınar Hanım orada imzayı atar. Parayı attıktan alır. Sonra da parayı alır. Tamam banka üzeri şey yapar araba. Şahit de şey olsun Esra Hanım. Vermez, banka üzeri. Tamam şahit tamam. De Esra Hanım olsun. Zaten o başka şahit tanımam banka üzeri derken bankadan mı para aktaracaksınız? Havale gönderirler. Havale tamam. Gönderirler. Nasıl? Ne diyor Pınar Hanım'a soralım. Sen şahit misin? Ben şahitim ben duydum her şeyi. Ama senin gelip orada hakimin huzuruna çıkman lazım. Karşı taraf bana yollamazsa ben de bir yere kadar bir şey yapamam. O da var. Gönderecek. Tamam. Sen gel. Sen kızınla bugün konuş. Ben konuşurum. Kızınla. Kızım bak kızım sana ne dedi? Senin kızın ne dedi? At imtihayı para bende dedi. O vermezse ben başka yerden bulur buluştururum. Esin Hanım. Alo. Şimdi son durum buna geldi. Hani ben vereceğim diyor. Ali Bey. Ben bir şey söyleyeceğim Esin Hanım. Buyurun. Şimdi bu Pınar bana bugüne kadar annelik yapmamış. Anneniz, evet. Evlatlık görevimi yaptım. 22 yıl sonra evimi açtım. İhtiyaçlarını karşıladım. Vesaire vesaire. Ben ona teklifte sundum. Tedavi o sana bakacağım. Kaçtı gitti. Onun haricinde ben geldi. Ona gene kapımı açmışsındır. Ama kendi belli programdan ayrıldığı gün akşamı dünyanın küfrüne etti. Evet, konuştuk hala bunları. Evet. Hala kanıtlar duruyordu. Yani arayıp sövdü. Sonra iki gün sonra bir daha arayıp gene test ediyor. Geliyorum Adana'ya seni öldüreceğim dedim. Gel ya. Gel sen kimsin beni öldürtüyorsun? Kimin var? Kime güveniyorsun? Ne öldürtmesi ya? Kızının senin anneniz öyle bir şey söyledi mi sen Pınar? Evet ses kayıtları da durur. Senin baba. Söyledin mi Pınar? Özür bir dakika isim bir soralım. Söyledin mi böyle bir şey? Söyledim. Söyledim diyor evet. Niye böyle bir şey söyledi? Kızına babasına. Neden? Aslında ben onu Ali tarafından söyledim de. Ben kız tarafından söylemedim yani. Ali için söyledim. Ali için niye söylüyorsun? Neden Ali Bey için söyledin bunu? Burada geldiği şeyle yaptı ya. Ne yaptın? Olmadık şeyler söyledi. Ne yaptım? Stüdyoya geçen ay sen davet ettin. Senin ailen konuştu. Bacın konuştu, anlattı. Bacılarım da aile sizin sen gibi. Sen bir dakika, bir dakika. Bacılarım da sizin gibi işte. Tamam, bizim gibi veyahut da senin gibi değişmiyor. Buraya çağıran, davet eden sensin. Bunları meşgul eden sensin. Şimdi niye, ne oldu? Ne oldu? Geçen ay geldin dedin, boşa abi, beni. Abi vazgeçti. Boşa beni, uçarım diyen kimdi? Vazgeçtim. Kimdi, uçarım üstüne tamam. Diyordun. Dur. Vazgeçtim. Neyden vazgeçtin? Vazgeçtim. Boşanacaksın yani mı? Canımı onu istedim. Canım tamam da sen şimdi ne istiyorsun? Kuzu kuzu vereceksin 10 milyar. Ben vereceğim diyorum. Ben vereceğim. Kuzu kuzu. Bak burada avukat bey de var. Sunucumuz da var. Çalışanlarımız da var. Ablalar da var. Ekran başındaki, kamera arkasındaki arkadaşlar da var. Ben vereceğim. Bunu, yalnız mahkemeye geleceğim. Ben de bunlardan birini alacağım. Avukat bey veya ablamı alacağım. Ben mahkemeye birlikte gidiyoruz zaten yarın.
Bizim bunların gözünün önünde. Mahkemeye geleceğim, o imzayı da atacağım, istemiyorum diyeceğim. Tamam. Rabbim selamet versin tamam, diyeceğim. Tamam selamet versin. Allah aşkına. Ama bak bunu da yemin ediyorum, davul da hazır. Zurna da hazır bak. Arkadaşlarım da hazır, gelecekler atlayanın önüne. Halay çekecek. Tamam gelsin. Kutlayacak mısın yani boşanmayı? Tamam. Kutlayacak mısın boşanmayı? Hemen atlayanın önünde kutlayacağım. Tamam, hemen tamam, davulla zurnayla kutlayacağım. Gelsin gelsin. Oynayarak kutlayacağım. Pınar Hanım. Bunu da kutlarsınız artık. Pınar Hanım biz de Ali Bey'le halay çekiyoracağız. Açık söyleyeyim. Karşılıklı. Erkekler burada, sen, kadınlar ben burada. Özür diliyorum sizden. Ben tek kelime diyorum. Sen buraya ne için geldin? Adam gibi konuş. Ben de adam gibi tamam, cevap tamam ben dedim ki vereceğim parayı. Tamam ben de dedim ki ben de, sen geleceksin. Bu kadar basit. İnsan gibi gel. Nasıl geçen ay geldin? Aa ben şunu da söyleyeyim. Adliyeye gideceğiz ya. Adliyeye de dönüşü de yeni damatla tanıştıracağım söyleyeyim. Ya ayla. Neyle tanıştırırsan tanıştır damat. Oğlum. Damat. Yeni damat. Neyle tanıştırırsan tanıştır. Damat damat yeni damat. Neyse. Ya, hayırlı olursun. Şimdi bir dakika. Hayırlı olursun.